أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر آية صفحة 492 sözler. Peki. Gerçi bu saatte ne anladıksa o da kârdır. İkinci veci, sahabelerin kurbiyet-i ilahiye noktasındaki makamlarına velayet-i ayağıyla yetişilmez. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir, Allah bize yakındır ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur diye böyle başladık. Bir daha bakayım. Size de bakayım. Sahabelerin kurbiyet-i ilahi noktasının makamlarına yetişilmez. Yani velayette yetişilmez. Çünkü velayette, gayretle, ibadette, amelle, itikatta ne özelliğin varsa sen ona yakın oluyorsun. Senin ona yakınlığın. Arının kovandan çıkıp tüm çiçeklere binmesi gibi bir şeydi değil mi abi? Ha, onu demiş. Sahabenin ubudiyeti yani. Yani peki ötekisi nasıl olacak? Diğeri insan doğup 20 küsur yaşına kadar her karşılaştığı şeyden... Ha evet. Arı şey hemen çıkar çıkmaz. Ha. Evet. Yani ama bu burada değişik şöyle. Mesela güneşin bize yakınlığı bizim güneşe karşı yaklaşmamız. Mesela 150 milyon kilometre uzağız. Güneşe yaklaşıyorsun. Ne kadar yaklaşacaksın? Gene mesafe var. Ama güneşin sana yakınlığı ise akreptir. Kurbiyet değil. Seni delip geçiyor. Yani donmuş güneşsin aynı zamanda. Niye? Yaktığın zaman insan cesedi yakınca alev çıkmıyor. O alev hangi cinstendir? Güneşe benziyor. Kağıdı odunu yakınca şunu yakın. Çıkan alev güneşe benziyor. Benziyor derken güneş yani. Güneş donmuş kağıt olmuş. Güneşten yapılmış bu. Yani bu kağıt odundan, odun işte güneşten yapılmış. Yani oduna bakılarak şarjlı pil iban edilmiş ya, donmuş güneştir odun. Hiç düşündün mü? Siz dediniz atlamıyor. Evet ya, donmuş güneştir odun. Dondurduk, tamam. Pil haline geldi. Evet. Odun halinde kendisini ifade etmiş ama aslında güneştir. Çünkü yaktığınız zaman çıkan güneş değil mi? Her şey aslına gidiyor. Çıkan da... Toprak nedir? Toprak içindeki o kül. Yani çıkan kül, yaktığınız zaman çıkan kül değil mi? 10 kilo odundan 20 gram ancak kül çıkar. Öyle değil mi? 10 kilo odun düşün. 10 kilo. Toprak mıdır? 10 gram zor çıkar. 20 gram zor çıkar. 10 kilo olduğundan belki 100 santigrat derece bir hararet çıkar. 10 gram bir kül çıkar. Yok. Ne oldu yani? 10 kilosu ne oldu? 9 kilo ne oldu? 9 kilo neydi? Çok da tuhaf. Çıkan şey var ya alev. Tartmaya kalksan tartılmaz. Kilosu yok onun. Tipi yok onun. Şekli yok onun. Hacmi yok. Kilosu yok, 10 kilo gelmiş. İşte ruh böyle. Yani çıkan enerji, kilosu yok ki tartamazsın ki onu. Her yerde olan bir hakikat, bir yerde, odunda. Kilosu yok çıkınca, odunda kilosu var. Çıkınca tipi yok. Rengi yok, hacmi yok, vasfı yok. Odunda var. Vücut rengi verirsek? Vücut rengisi odun olursun odun. İşte. Ama vücut rengi vermez. Vermesin her yerde olursun. Nur ziya oluyor. Yani. Evet. Nur ziya oluyor. Vücut rengini verirsen olur, olursun kereste. Mane ismini, mane harfı müşahhas misal yani. Evet, müşahhas bir misal. Çok aşım acebime gitti ya bu Maraş'tan gelen şeyde. Ya var mı o parça ya? Var.
Ahmet getirmiş tabii ki. Ya çok garip o ya. Yani kendi zatı bakımından değil de bakın mesela bir şey yapınca diğerden bir şey alarak kendisini değiştiriyor, dönüştürüyor. Ona misal çok harika yani. Aslında o da suyun içinde yanıyor yani. Evet, yanıyor o. Evet, yandığı için. Ve bir şey alarak kendisini dönüştürüyor. Evet. Çok tuhaf yani. Sudan bir şeyler alarak. Alıyor. Normalde sudan abi, ısı alıyor. Normalde abi 180, eksi 180 derecede katı karbonhidrat. Evet, 180 değil mi? Yani orada 10 dereceyi görünce kaynıyor yani. Sebebi o sudan ısı alıyor. Ve astına dönüşüyor. Sahabelerin kurbiyeti yani ver. Oh getirsene şey yaparak mı? O parça. O parçasını getirsene parçayı. O parça yapar abi. Parçayı getir. Yapar ya. Kuş parçası. Hı hı. Bak şuna bak. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Kendine vücut dengi bak. Oradan alarak kendini aslı olarak inşa ediyor. Kendini yaşamıyor mu abi şu an? Öyle mi? Yok kendisini yaşamıyor. Yaşamıyor işte. Suyu mu yaşıyor? Evet. Başka bir şey yaşıyor. Evet. Hayır suyu da alıyor. Suyu almıyor bu. Bu su almıyor yani. Sudaki ısıyı alarak ver bak. Ha bu. 180 derecede mi bu hale getiriliyor? Hatırladım öyle abi. Evet. Eksi, dondurmuş. Eksi 180. Oo bak bak elim dondu. Ne yapıyor biliyor musun? Isı alıyor. Bu aslında zahirde baktığın zaman halkın elimi donduruyor. Hayır elimi donduruyor ama elimi sömürüyor. Elimi sömürüyor. Bu dönebilmesi için eski haline buradan ısı alıyor. Buzdolabı kanunu. Bak. Allah Allah. Alırsan adam gibi aslına dönüşürsün, uruç edersin. Elimdeydi. Şimdi artık bunu göremezsiniz. Aklıma şey geldi abi. İbrahim Suresi'nden ait kelime var ya, ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Evet. Niye diyor onu? Serin de çünkü yakıyor yani. Evet yakıyor. Yani evet. Çok tuhaftır bu. Evet. Bu hale gelmesi için sudan ısı alıyor. Ve kendi cüzi o şey katılık halinden şu hale geliyor. Artık semanın neresinde bu? Her yerinde. Her yerinde. Yani ama kesafetten letafete de evet kesafet. Bak Ayşe kilosu yok ama tartarsanız onun kilosu vardı. Ama dikkat edin. Su almıyor. Suyun ısısını almıyor. Elime sürdüğüm zaman elimi döndürmesi vurmuyor. Isıyı alıyor. Alıyor. Dikkat edin. Şuraya bak. Allah Allah. Bak cüz-i hakikati her yerde olacak. Ondan sonra çıkan artık çiçek mi alacak bunu? Bir kelebek mi? Bir ciğerine mi girecek? Film mi teneffüs edecek? Bir ağaç mı olacak bu? Her şey olacak artık. Ama bu buz iken hiçbir şey olmaz. Yani ruhun insandaki toplanması da mı aynı? Aynı böyle. Buzdu ya bu. Biraz önce gördün ya. Ha o bu cesetteki ruh. Bu dersleri giderek, bunları okuyarak bu hale geliyoruz. Yayılıyor. Tabii mesela şu bu bardağı, şu ders ortamını düşün. Buradan alıyoruz arkadaşlar, bir şey katkı sunmuyoruz buraya. Ya. Bu ne demek? Artık bunu vefat etti. Cilt yani cilt. Alacak bir şeyi bitiyor. Yani buz parçasıdır. Havuza girince su oluyor. Su da diyor buharlaşır, havaya çıkar diyor. Evet yani Risale'de bu geçiyor. Buz diyor suya. Buz dışarıda olursa buzdur. Katı ve donuktur. Eşyayı öldürür. Ağacın ağacı öldürür. Eline sürerseniz onu. Ha gördük. O buzu havuza atarsan artık erimiyor. O buz buhar oluyor. Bu çünkü
180 santigrat derecede dondurulmuş ya, ben daha biliyorum böyle 150 veya 200 arasında dondurularak bu hale getiriliyor mu bu şeyi. Bak ne yaptı? Suda olmadı ha, dikkat edin. Kendi hakikat sudan ısı aldı, su olmadı bu. Bu uçtu gitti. Burada değil ha attığım şey. Uçtu, uçandı o. Burada yok o şimdi. O burada yok. Bunun külü de yok. Burada, bu külü de yok. Burada kendisini ifade etti ama buraya katmadı kendisini. Çekip gitti. Burada inşa oldu. Havuza atıyoruz. Normal buz değil bu. Normal buz olsa erir. Çoğaldı. Çoğalması lazımdı. Kıyameti koparıyordu. Kendini aslına çevirecek malzemeyi aldı gidiyor abi. Evet. Keşke burada olsaydı Mehmet abi. Kaçırdın o misali. Çünkü hoşuna gidecek bir mevzuydu. Sahabelerin kurbiyeti de böyle. Sahabelere niçin yetişiremez? Çünkü Allah onlara yakın. Bizim ise eylem ve itikat, amelle Allah'a yakınlık kesbediyoruz. Bizim derken velayet yani bizim meslekte ise aynı şey. Bizim ha, yani bizim derken insan yani velayetle şeyi, sahabe mesleği. Tarikat mesleği. Tarikate. Bizim derken nurculuğu kastetmiyorum yani insan kastediyorum yani. Bir de okuyayım. Sahabelerin kurbiyet-i ilahiye noktasındaki makamlarına yetişilmez. Niye yetişilmez? Yani velayet ayarıyla yetişilmez. Mesela namaz kılmayan sahabe var. Yani kılmaya nasip olmamış. Resulullah'a suikast için geliyor. Biliyorsunuz değil mi? 19. mektubu. Aleyhissalatü vesselam'a suikast için geliyor. Orada işte uzun hadisi biliyorsunuz onu. Sonra Müslüman oluyor. Resulullah'a kılıç kaldırıyor. Ve kahpelik de yapmıyor. Bakın dikkat ederseniz. Puştuk derler ya, yani arkadan sessizce vurmak yapmıyor. Kılıncı elinde, ya Muhammed diyor, peygamberimiz dönüyor. Seni diyor şimdi, benim elimden seni kim kurtaracak? Bu anda ya şey yapma ya, olur mu ya şey ya, ben aslında yanlış anlaşıldım ya. Beni hani var ya, adam hata yapıyor siyaseti. Biz aslında yanlış anlaşıldık. Neler yanlış anlaşılacaksın? Aynı doğru anlaşıldın lan. Kendini çok çok güzel, güzel ifade ettin. Biz de çok iyi anladık. Evirip çevirme. Öyle dedim ama yanlış yaptım diyeceksin. Peygamber orada evini çevirmiyor. Ya sen bir herhalde bizi yanlış anladın falan. Kılıç elinde ya. Dedi ki seni kim kurtaracak? Nasıl iman etmiş? Allah demiş. Ben buradan yola çıkarak ne yapıyorum biliyor musun? Haşirde kullanıyorum bu mantığı. Ahirete iman ettin mi? Bu Allah'a iman etmiş. Nasıl etmiş? Kılıç tepesindeyken seni kim kurtaracak? Hiç endişesiz Allah demiş. İtikadı anlıyor musunuz burada? İtikad. Ha. Biz ahirete iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Güzel bir şey ki itikadı. Yani itikada girmiş ahiret. Ne kadar harika bir şey ki. Dünyaya itikad etmiyoruz. Dünya var mıdır? Var. Yiyoruz, içiyoruz vesaire. Ahirete itikad ediyoruz. İtikada girmiş. Peki itikad ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? Madem korkuyorsun niye itikad ediyorsun? O kadar kötü bir yerse. Reddet o zaman. Madem itikat ettin, gitmekten korkma. Gitmekten korkulmuyor abi. Çünkü sebebi, itikat edilebilecek kadar harika bir yer. Ama biz günahımızdan diyeceksin değil mi? Evet abi. Yakışmıyor yani bize. Günahtan korkmanın sebebi, günah bize yakışmadığındandır. Ben başka yorumluyorum biliyor musun günah? Biz bile kendimize yakıştıramıyoruz. Hani demiyor muyuz bazen? Lan lanet olasın, kimse yok ya kendi başıma. Lanet olasın. Nereden yaptın lan? Niye dedin ya? Niye yaptın ya şunu ya? Vicdan azap çıkmıyor mu? Sebebi yakıştıramıyoruz kendimize. Yakışmıyor. Sahabelerin kurbet-i ilahi noktasına, makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Niye? Çünkü diyor, Cenab-ı Hak bize akreptir. Yani Allah yakındır ve her şeyden daha ziyade yakındır. Mesela güneş oduna çok yakındır. Çividen daha fazla. Çivi çakıyorsun mesela. Niye? Odun donmuş enerjidir.
Biz de donmuş esmayız. Veya buz düşünün. Buz. Suyun donmuş hali değil mi? Esma üstüne sudur. Mevcudat da buzdur. Ya bir da daha. Buhardır diyebiliriz. Buhardır diyebiliriz. Evet, buhardır diyebiliriz. Yani bir daha söylüyorum. Buz mevcudattır. Ekmektir, daldır, budaktır, masadır. Buz. Bu su da onu meydana getiren, buzu meydana getiren Esma-i Hüsna'lardır. Esma-i Hüsna'nın en kesif, en donuk hali mevcuttur, vücuttur. Esma-i Hüsna'nın cilvesi anlamında mı? Cilve, Cemal, nakış sana. Cilve anlamında. Evet, donmuş. Hasan abi 32. Söz Ustazlıkları bir şey dikkat çekiyor. Mesela muhakkikin evliya diyor, kainat Esma-i İlahi'dir demişler. Hakiki, hakaiki yaşa, Esma-i İlahi'dir demiş Ustaz diyor ki, Esma-i İlahi'nin cilveleri demiş. Evet. Allah razı olsun. Harika bir şey getirdi. Yani onlar o kadar geçmiş ki artık cilve, cemal, nakış, sanat ben 3-4 tane tespit edebildim. Cilve, cemal, nakış, sanat bu mevcudat Esma'nın. Bu mevcudat Esma-i İlahi'dir demişler. Hemos'tur demiş. Oysa Ustaz Esma'nın hakikat zuhuratları var ya işte buzdur, sudur, haşikio, enerji, esir, madde hayat. Ustad hemen burayı ayrı bir hakikat vücudu olarak belirtiyor. Bu mevcudat esma değildir. Haşa, çünkü eksiklikler de var. Eksiklikler meratipten kaynaklanıyor. Bu nedir peki bu mevcudat? Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali, nakşi, sanatı. Yani benim ifademle donmuş hali. Buz nedir? Mustakil bir vücudu yoktur. Suyun sıfatıdır. Kar, dolu, buhar, suyun sıfatlarıdır. Sudan farklı bir vücudu yoktur. Çünkü buzdan suyu alın. Buz var mı? O zaman buz kendisini susuz ifade edemez. Ona sıfat deniyor. Yani asıl ve cevher olmadığına misal Mustafa şöyle yapacaksın. Ben bir şeyi yok aldığım zaman kendisi yok oluyorsa yok olan şey sıfattır. Cevher değildir. Lüp değil yani. Ömer abi, buzdan suyu alırsan buz kalmıyor. O zaman buzun müstakil bir vücudu yok. Senin de müstakil bir vücudun yok. Çünkü esma çekilince sen denen bir şey kalmıyor. Reyhan Hanım. Acayip bir şey. Esma çekilirse senden ben denilen bir şey kalmıyor. Yani buzdan su çekilirse buzdan suyu çıkarın. Ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Abi hay ismi çekildiği zaman cesetteki vaziyet. Hay ismi çekildiği zaman evet. Esma çekildi ne oldu? Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir. Ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Güneş mesela. Evet. Çok garip yani. Güneş 150 milyon kilometre bize yakın. Biz ona uzağız. Güneş bize ise şalt damarımızdan daha yakın. Çünkü girip çıkıyor öteki taraftan. Başka? Bu et yanınca güneş rengi çıkmıyor mu? Bu et bile güneşten yapılmış. David Hanım ilmini diyorlar değil mi? Güneşten. Evet. Demeye mi? De galiba. De. Sana oradaki uzaklığın de mana ismi cihetiyle de sanki. Mana esas. İsmi cihetiyle de nihayet uzaksın. Çünkü mana ismi cihetiyle vücudun yok zaten. Yok, vücudun bir kere yok. Bir kere vücudun ona bağlı. Yani su buz ilişkisi gibi. Onun vücuduyla vücudun var. Haşa Allah çekilirse hiçbir şey kalmıyor. Allah bizi Allah nuru semavat verir. İşte bu. Su buza neyse Allah nuru semavat da eşyaya öyledir. Allah yer ve semanın, sema ve arzın, yerin ve ortasında ne varsa onların nurudur. Ne demek? Su buzun nurudur gibi. Bak bir de söyleyeyim. Su buzun nurudur. Su buzun nurudur. Aslıdır. Allah'ın nuru semavat ve lard.
Allah'ın esma, Allah'ın nuru varlığın lubudur, lub. Suyudur yani. Buz ise mevcuttur. Onunla vardır. Çok acık bir şey sanmışım. Mane ismi işte oradaki o mane ismi. Mane ismi cihetinden tecerrüt ettiği zaman o zaman şey gibi, buhar gibi her yerde bir anda olabiliyor. Mesela manaya ismi dersen buzum, susuz düşünüyorsun. Manayı harfi ise buzu suyla düşünüyorsun. Yani mana ismini buz gibi bir yerdesin, başka hiçbir yerde değil. Evet, buzsun. Ha böyle bak, buz parçası. Yani buz parçası gibi bir yerdesin. Attın içine, her yerde oldun. Mana harfi cilazı gibi bir sal. Mana harfi olursa her yerdesin bak. Evet, çok güzel. Mekanda değilsin artık. Ya Ahmet getirsene birkaç tane de ya. Hiç hoşuma gitti. Varsa. Suyun içinden havayı çıkaracak. Evet, suyun içinden havayı çıkartacaksın. Yani mana ismi ve mana harfi çok güzel. Tefirkeden bu şakar bir misal sana. Evet, mana harfiyle. Evet. Mana ismiyle elimdeki şey değil mi? Evet, mana o zaman ismi. Perişan da ediyor seni. O zaman o büyük zatların hani bir anda çok mekanda olmalarını... Aa işte, bir anda bir insan, evliya, bir anda her yerde nasıl olabiliyor? E bu elimde iki parça. O, umumi şahsı manevin içinde erirse bak ha şimdi yanıyor değil mi elin? Aha bak bu adam manay ismiyle buradadır. Başka bir yerde değil. Başka bir yerde değil. Orada olabilir mi? Olamaz. Olamaz. O zaman hafz-ı müşterek olan şahsı manevi de erisin. O suyu kolay buluyor da biz şeyi bulamıyoruz yani. O hakikat kanka. Yani bir anda buhar. Bu da bu ne biliyor musun? Bir anda seni buharlaştıran mücedditlik. Mücedditlik mesleği. Bak, şimdi nerede? Biraz önce elimdeydi. Ha, elimde ise manayı ismi şu anda manayı harfiye dönüşüyor. Havuzat kendini manayı harfiye ol. Şu anda çıkıyor. Bunu çiçek kullanacak, armutu kullanacak. Mekanı da olmayacak, tipi de olmayacak. Ha nerede? Ha, peki bir ama insana uygulayalım. Varlığı da inkar edilemeyecek. Edilemez tabii. Bu sensin. Bu havuz da havz-ı müşterik şahsı manevidir. Cemaat, müceddidlik. Nurculukta eriyeceksin. Nurculukta erimek demek at içine sadakatini bozma. Sana birinci dersi okuruz ya şualardan. Şu zerrecik vücudun. Hadsiz bu vücudun aynısı. Buz, hadsiz vücudun aynısıdır. Evet ya bu zerrecik. Ne oluyor işte nihayetsiz misatme kabiliyeti var. Külliyet kesbeti bir misat ederse ereği terk eder. Mana ismi cihet. O zaman ne oldu? Hadsiz vücutları kazandı. Bir anda her yerde. Aha bak evet bir anda her yerde. Şu anda bu adamın şeyi var. Mücedditlikte nurculuğu kabul ediyor. Eylem sadakati yok. Burada bağlı bak buhar. Bak erimiş ama sadakat yok. Risale-i Nur'un dediği talimatı dairesine hareket etmedi. Evet biraz kendi aslından çıktı. Buhar gibi oldu ama çıkamıyor havuzdan. Şeyden yani kendi şeyinden daha çıkamadı. Bak görüyor musun? Sadakat eksikliği var bunda şu anda. Sadakati yok. Burada kalmış. Yoksa uçacaktı. Sadakat seni uçuran şeydir. Seni senden çıkartan yöntem, yol demek. Ya da buzdaki varlığını feda edemiyor. Edemiyor. Şey var Hasan abi mesela insan şu noktada bir zorlanıyor. Şöyle zorlanarak mesela hani eneyle insan varlığını biliyor ya bir vahid-i kıyasi. Enesi var. Hani ben şu an kendimi eneyle biliyorum ya mesela varlığını. O eneden vazgeçtiğin zaman kendini neyle bileceğini bilemiyorsun yani. Evet. Mesela ben eneyle kendimi biliyorum ya abi. Mesela kendimden vazgeçtim. Buz misali eneyi attım ya. Müteaddit vücutlarım olacak mesela izahımda. Eneği kaldırdığım zaman benim hangi latifemle ben bu müteaddit vücutları bileceğim ve farklı farklı nasıl kontrol edeceğim? İnsan bu noktayı şey yapamıyor yani. Evet. İhata edemiyor. İhata edemiyor yani. Yoksa mesela rüya. Zamansız zaman, mekansız mekan diyorsunuz yani mesela rüya. Rüya dediğim şeyde zaman yok. Mekan yok. Mekan da yok. Ben niye müteaddit değilim? Ben bazen rüyayı fark ettiğim zaman biraz kendimi kandırabilirsem durabiliyorum da. Ya ben müteaddit olmak istiyorum. Olamıyorum yani mesela. Sabit. Bir de yoğunlaştıkça o gerçeklik gibi olmaya başlıyor. Bir de çok acayip. Mesela ben bu sene ilk defa rastladım veya daha önce olmuşsa unutmuşum. Rüya görüyorum. Rüyaya ben varım. Ayrıyeten bir başka kimliğim de girdi. İlk defa bu sene Allah bana gösterdi. İkinci bir şey. İkinci bir şey. Rüya gören benim.
rüyada tam bir şeye muvaffak olacağım. İkinci bir şahsiyetim var. O hakiki şuurluyum. Rüyada olan ben değil, başka bir ben. Aslı ben. Diyorum ki şu anda rüyadayım. Eğer bu şey ortamı yaşarsam şöyle şöyle başıma şey gelecek. Şunları. Onun için buradan çıkmam lazım. Ona dedim ki ikinci şahsiyetime gel buraya ayrıl oradan rüyadasın. Onu da uyandırdım aldım bu tarafa. Böyle belki bazılar şizofreni diyecek ama. Durum pek iyi değil. Aynı anda ikisinde farkında. Evet zaman. Farkında oldum ikisini de. İşte o mekanizma nedir yani? Esas orada kopuyor sanki mesela. O mekanizmayı fark ettiğin zaman sanki böyle daha bir şey olacak evet. Gibi. Bu şöyle anladım ben. Kalp ve ruhun derece hayatındaki cilvesi yani. Bedensel hayatı mesela aynı bizatihi Allah biliyor şahitim yani. Buna yalan olmaz. Allah yalana şahit ederse kafir olursun. Bunu bilerek söylüyorum. Rüyada görüyorum bir şey başıma gelecek daha bir şey oluyor. Hemen başka bir şahsiyet hayır. Bunu devam edersen bu yol bu karşına şu çıkacak. Yani rüyadasın, hakikat değildir demiyorum. Bu şahsiyete diyorum ki şuna iki tane. Doğrudur, hakikatin şeyidir, hakikatin bir meratibidir. Bu yaşarsan aynı doğrudur. Hayal falan değil. Bunu yaşayacaksın ama fatura şöyle çıkacak. Faturası bu. Onun için şu anda bu faturayı kaldıramazsın. Hadi gel, o da bana uydu. Çünkü uyumak zorunda kaldı. Bu buna tabi oldu diyen buydu. Bunu da aldı çıktı oradan. O manyetik alandan çıktı. Hasan abi çekirdekte bir benlik var şeyde. Çekirdeği aslında bir de meyvede bir çekirdek var. Evet. O ağacın kökündeki çekirdeğe şey deniliyor. Nur-u Muhammed. Meyvedeki çekirdeğe ne aindir ne gayrdir. O da ene yani mecul. Enaniyet değil. Enaniyet, insanlar şey zannediyor, enaniyet o gurur, kibir. Oysa dokuz manası ne? Enaniyet, ruznamedir, takvimdir, hurlasadır var ya, o mırk cihetidir. Bu yedi tane sıfat var enaniyetin. Onun melekutiyeti meculdur yani. Ben olan bendir. Mülk ve melekutudur. Hani var ya 11. sözde, evet. 128'de. Enaniyeti anlatıyor. İşte onu şey diyorsun sen, mahiyet insanın, mahiyet insandaki enaniyeti mana ficiyeti. Evet, mana harfi. İşte ruznamedir, takvimdir, evet. Haritadır, çekirdektir, hulasadır, harita vesaire. Bu enaniyet. Bu lügat. Ya lügattaki şey veya işte bir manası olan gurur kibir değil o. Ruzname olması, takvim evet. Olması bu enaniyet. Mahiyet insaniye diye tabir ediyoruz. Evet, mahiyet insaniye bu zaten. Evet. 128'de. Yani, mana feciyeti mahiyet insaniye. Evet. Fakat bu mülktür. Varlıktır. Vücuda bürünmüş. Bunun melekütiyeti var. Ene, meçhul. Bunun da arkası yani. Çekirdeğin de arkası. Yani meyvedeki çekirdekler kökteki çekirdeğe. İnkılabı. Ya bu dersleri böyle. En azından duymak. Anlama. Anlama olsun. Dur. Çünkü cennette şu olacak. Amin. Ya Rabbi. Bir şey anlatılıyordu. Anlamamıştım o. Cennette her talep edilen şey verilecek ya. O en edinilen bir şey vardı. O hakikat cenneti bile istemiyor. O hakikati fark edenler. İsteyene ver onu. Bana seni gerek senin. Dettiren bu enenin mahiyetindeki rüznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır. Bunun arkasındaki vücutsuz vücudu, varlıksız varlık olan o meçulu enesini fark edenler bunu diyebiliyor. İsteyene ver onu, bana seni gerek seni. Çünkü o şey Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Cenab-ı Hak bize akreptir. Her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretli olur. Biri akrebiyetin inkişafı iledir ki
nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sıra mazardalar. Sohbeti meşgul olmuştu Mehmet abi, sohbet. Şu anda var ya, sohbet ediyoruz. Yani ben ders yapsam, tıkır tıkır gitsem, sizi katılımcı olarak kabul etmesem, imalat olmasa yani, katkılarınızı almasak yani beraber, bunun adı muzakere deniliyor. Mutala demek, böyle elini koyuyorsun, kendi araştırıyorsun. Mutala kişilerin kendi tetebuatlarıdır. Bir araya koyduklarımız zaman, beraber yaparsak bu mutalaları, muzakere olur. Bir şey anlatacağım size. Sohbet ne demek biliyor musun? Bak, bir de sohbeti buraya dikkat edin manası. Sohbet konuşmak değildir. Konuşmak da var içinde. Mesela salat namaz değildir. Namaz da var içinde. Sohbet başka bir şey taşıyacağım bak. Akrebetin inkişafı iledir ki nübüvvetteki kurbiyet, bak, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti. Bak, nübüvvetteki veraset ve nübüvvetteki sohbet cihetiyle sahabelere mazardır, o sıra mazardır idi. Sohbet ne demek biliyor musunuz? Konuşmak değil. Çünkü konuşmanın en camisi Kur'an'dır. Kur'an bizim elimizdir. Sohbet ise kendini takdim etmek. Kendini teslim etmek. Ruhunu taşımak. Taşımak. Sohbette takdim var. Kendini paylaşıyorsun. İfade. İfade de değil. Ne anladıksa işte. Ama ifadeyi de içeriyor. İfadeyi de içeriyor. Konuşmayı da içeriyor ama değildir yani. Sohbet kendini paylaşmak. Nur-u Muhammed'i onlara da geçmiş. Yani, yani gidiyor işte. Nur-u Muhammed'i sirayet ediyor. Onun için mesela bakın. En düşüğünün mertebesine yetişilmez. Sigara içiyor. Sen içmiyorsun. Burada bulundun mu? Sigara sana da siniyor. Paylaşıyorsun değil mi? Bak herkes kokuyu alıyor. Sohbette kendini takdim etmek vardır. İnikaz. Evet. İnsiba, inikaz. Direkt şey yapıyor demek ki tam bir bağdır. Çekirdekten ağacın olması temessül. Ağacın gözükmesi, ağaç olarak gözükmesi tezahür. Batını tarafı ağacın, o makine tarafı sistemin işlevi ki tarafıdır ki tereşüh. Meyve olması da teşahhus. Bu tümü sohbet. Sohbet, kendini paylaşmak, kendini takdim etmek. Buharın yayılması gibi. Gibi. Nübüvvetin veraseti, nübüvvetin sohbeti cihetiyle sahabeler, o akrebet ilahiye mazhar olmuşlar. Allah Resulü, altı yol kavşağı gibi. Herkes ona gider. Küfüre bile oradan gidilir. Resulullah'a kaldırın küfür yoktur. Biraz ezberlerimizi bozalım. Dini kaldırın kafirlik yoktur. Resulullah'a kaldırın cehennem yoktur. Çünkü bir şeyin bedelidir küfür. İman da öyle. Dini kaldırın, peygamberi kaldırın, küfür olur mu? Farz olur mu? Haram olmaz. Altı yol kavşağıdır. Böyle giderken altı yola girdin. İstersen geri dönersin altı yoldan böyle. İstersen sağa çıkarsın. İstersen sola. İstersen çaprazlama. Altı yol kavşağı. Küfüre de o kavşaktan gidilir. Peygamberi kaldırın küfür olmaz Mustafa. Elbette şey gibi olurdu mu? He? Her şey olurdu. Şey diyor, 13. lemada diyor ki, 13. lemada diyor ki, ya diyor peygamberlik ve din geldi diyor, insanların çoğu dalalete gitti, 5'te 4'ü. Eğer dinler olmasaydı, insanların hiçbir tanesi cehenneme gitmeyecekti.
el hükmü ekser kaydesince dinin gelmesi şer oldu denemez mi diye soru var. Korkunç değil mi? Evet. Ustad da diyor ki 100 tane elinde çekirdek olduğunu kabul et diyor. 90 tanesi bozulsa toprağa attın. 10 tanesi ağaç olsa 90 çekirdeği kaybeden 10 tane hurma ağacını kazanan kayıpta mıdır? 10 tanesi 10 bin hükmünü geçer. Çünkü bir çekirdekten çıkan bir ağaç en az 10 bin hurma verir. Dinler de böyledir. Bizi çekirdek halimizden ağaç yapmak için gelmiş. Bir de o soruda sanki böyle zımni bir mesele de var. Yani şimdi adam kendini sabit tutuyor. Hani kendisi kıymetli, kendisi sabit. Ona göre bir şeyler şekillenmesi gerekir gibi bir firavuniyet de var işin evet, içinde. Evet, yani. Evet, doğru. Yoksa diğer türlü masnuat cihetiyle bakmıyor ki kendisine yani. Diyor ki ben sabitim. Benim etrafımı bana göre şekillendirmesi lazım. Evet. Cenab-ı Hakk'ın gibi zımni bir firavunluk var abi. Evet. Zaten o soruyu oradan kaynaklanıyor ama ustad da onu bahane ederek hakikatin evet. simgesi kullanıyor. Yani 90 tanesi bozulsa, 10 tanesi ağaç olsa. Bir ağaçtan da en az 10 bir tane meyve verir. Değil mi? Şimdi peygamberlerde iki tane şey paylaşılıyor. Nübüvvetin veraseti var. Taşıdığı bir şey var. Taş veriyor. Nübüvvetin bir de sohbeti var. Sohbeti kendini takdim etmek. Çünkü arkadaşlar nuraniyet nispetinde şöyle diyeyim. Güneş yarım nurani değil midir? Nim nurani. Öyle mi? Bir anda güneş her yerde hiçbir yerde değil. Kuzeyde de, güneyde de, Amerika'da da, Almanya'da da tamam mı? Dünyanın yarım küresinde armutu yaptığı gibi koyunun tüyünü de büyütüyor. İnsanların ağaçlarını yapıyoruz. Ağaç. Yani neler yapıyor? Bir anda güneş. Peki güneş nim nurani değil midir? Yarım nurani. Tam nurani ruhtur. Peki güneş 150 milyon kilometreden eşyayı böyle yapılandıracak, tüy yapacak, ağaç yapacak, gezegenleri tutacak, meneşek çiçekleri sebebiyet verecek. Fakat sohbet eden bir insan kendisini tam nurani olan ruh karşı yapılandırmayacak. Latif Mikteler'de bir yer var abi. O şey diyor işte yani şurada bir eser-i rahmet ilahiye ve bir cilve-i inayet-i Rabbaniye olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolay ve en hafifi, en hayırlı ve sevaplısı ve Risale-i Nur şahitlerinin en menfaatli bir dershaneleri ve en feyizli bir çilehaneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini talim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âli meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbirine tesis ve tecdid-i uhuvvetinden de istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershane bir tekke suretinde gördüğümden de devam ediyor. Yani demek ki birbirlerinin hasletini, siz dediniz evet, abi, işte bu. Hasletinden istifade var demek ki. Sizinkinden ben, benimkinden abi, abiminkinden herkes yani. Ama şu, verdiniz ben yedim, içtim öyle değil. Şu anda sohbette şu var, biraz da içeri gireyim konumuza değil ama. Senin haberin olmadan bile buraya giren, bu manyetik alana giren art diye dokunmamak şartıyla senin hiç haberin yok. Şu anda sohbetle ortaya çıkan mana bir tamam ya senin şuursuz dahi olsa seni yapılandırıyor. Sade akla hitap etmiyor. Yani tamam mı? Öyle ruha malzeme oluyor. Evet. Üstad zaten bir yerde diyor ya yani sadece akla hitap ediyor. Evet. İnşa oluyoruz. Şimdi burayı kaçırmayın. Nim nurani, yarım nurani olan güneş bu kadar icraat yaparsa tam nurani olan ruh kişilere nasıl sirayet yapar? Abi o şey biraz da kabiliyet nispetinden şey değil mi? Yani şimdi mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela Resulullah yapan kendindeki o istat ve kabiliyetindeki aynadarlık vazifesi cihetinde yani o zaman sen de bana göre Allah'la olan sohbetinin neticesidir. Yani Allah'ından aldığı şeydir. Yanlış bu kelam bunlar. Evet. İnşallah kullanmayayım inşallah da. Yani Allah ile arasındaki adı yani sistemi de demeyeceğim. Allah ile mulak yani Allah ile
hali. Ha şimdi onun mesela Resul Efendimiz'in yaptığı ubudiyeti Allah'la bir nevi sohbetin manasında oluyor o zaman. Onun ruhunu yapılandırılması mesela. Aldığın kaynak çok önemli. Evet. Yani sahabenin aldığı mesela kaynakları öyle bir nuraniyetten kaynak aldığı için öyle. Mesela o zaman bir insanların mesela ehli tarikatlerle kıyas yaptığımız zaman yani müceddidlik noktasında veresitü nübüvvet noktasında Risale-i Nur'dan alınan mesela o şeyle birlikte tarikat bir Müslüman olmayacaktır. Yani kaynak çok önemli. Evet. Kaynak çok önemli. Çünkü tarikatta şans vardır. Yani bir de sohbeti yapmadan kendi şeyi çok önemli. Evet. Abi sohbet meselesi güneşe direkt muhatap olmakla aynı vasıtasıyla muhatap olmak örneğin verilebilir mi? Evet, evet. Hani direkt güneşe muhatap olmak bir de aynaya vuruyor, aynadan sana güneş vuruyor. Güneşle sohbet eder yani gökyüzünde güneşe gitmek için iki yol var. Örnek veriyor ya, evet. Aynalarla ulaşır bir de evinden bacalar açar, direkt güneşe doğru. Olur, sohbet eder diyor. Ve şuradaki adam kapalı ona güneşle muhatap değil. Abi şu, özür dilerim aklıma bir şey geldi de, yani kabiliyet nasıl olursa olsun, içteki cihazat nasıl olursa olsun, asıl mesele burada sadakat değil mi? Evet. Yani ashab-ı kirama mesela baktığımız zaman Hazreti Ömer ikinci halife İslam'dan önceki yaşantısına bakarsak ne yapıyor? Helvadan yani sadakat aynadarlığı. Helvadan put yapıyor, azıcık önce onu yiyor. Kendisi anlatıyor mesela bunu. İslamiyetle müşerref olduktan sonra, tanıştıktan sonra, hayata hayat olduktan sonra farklı bir Ömer var yani. Bu sadakat aynadarlığı. Şimdi bu içeride karanlıktasın. Güneşi göremezsin yani burada. Orada ayna tuttular karşıda. Güneş aynaya vuruyor, oradan sana yansıyor. Bu velayet. He? Bu velayet oluyor. Velayet oluyor. Şimdi bu aynayı kapattık, tavanı açtık güneşe, güneş direkt bize vuruyor. Bu da? Akrabiyet. Bu. Nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle, sohbeti çok şey yaptım yani çok önemli. Sahabeler o sıra mazardırlar. Direkt. İsmarken bahsediyor, kutsi derslerden bahsediyor. Kutsi dersler, peygamberden aldıkları kutsi ders yansıtıyor direkt demek ki. İkinci suret, budiyetimiz noktasında kat-i meratip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır. Ki ekser seri sülükü velayet ona göre ve seri enfusi ve seri afaki bu surette ceran ediyor. İkinciyi bir de okuyayım. Budiyetimiz noktasında, yani güneşimize yakınlığı değil, bizim güneşe yakınımız, kat-i meratip edip bir derece kurbiyet müşerref olmaktır ki, yani güneşe 150 milyon kilometre mesafemiz var. Terakki edeceğiz, güneşe yakın olacağız. Ne demek? Ekser seri sülük velayet ona göre oluyor. Ve seyri enfusi oluyor. Birincisi ne? Seyri sülük velayet. Sonra seyri enfusi. Sonra seyri afaki bu surette ceran ediyor. Sonra müşahede ettiklerini kullanıyor. İşte birinci suret sırf vehbidir. Kesbi değil. İncizaptır. Cezb-i rahmanidir. Ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Direkt. Diğeri ise kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de yani velayette yani ikincisinde mesela şöyle diyeyim, sahabelerde öyle bir keşif, keramet gözükmüyor. Harikalar gözükmüyor. Ama o yolda giden Nakşi ve Kadiri tarikatında olan şeylerde keşif, keramet çok gözüküyor. Diğeri... Hasan abi çok manidar. Birinci yolda Cenab-ı Hakk'ın seni sevmesi var. Cenab-ı Hakk'ın senden razı olması var. Lütuf itibariyle, bizim meslek itibariyle. Evet. Diğerinde ise senin onu sevmen, sen ondan razı olman. Gayreti. Acip.
Bak birisi kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Nasıl ki dünkü güne, dün neydi? Pazar mıydı? Pazar. Dünkü güne, bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi, zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvveti kutsiye ile fevkal zaman çıkıp, zamandan çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. Zamanda mekandan çıkıp, zamanın kaydından çıktın mı dün bugün yarın yoktur. Dehr esmasını azami derecede mazar olanlarda olur. Zamanın kaynağı dehrdir. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Dehr esması. O zaman buna azami derecede mazar olur mu? Dün bugün yarın yoktur. Eğer dünkü güne erişmek için iki yol var dedi. Bir tanesi bir sene geçecek. İkincisi, yani birincisi şey... dehr esmasına mazhar olacaksın, zaman kaydından çıkacaksın, dünü bugünü eşit göreceksin. Diğeri, bir sene kat'i mesafe edip, dönüp dolaşıp düne gelmektir. Fakat yine dünü elde tutamıyor. Onu bırakıp gidiyor. Yani bir sene geçiyor ama dün değil. Ona benzeyen bir dün. Yeni bir kadir. Yeni bir Kadir Gecesi. Dünkü Kadir Gecesi değil. Meşakkatiyle beraber yine ona vasıl olan. Değil o. Yine o değil. Öyle de zahirden hakikata geçmek iki surettedir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden tarikat berzahtır. Hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati aynı zahir içinde. Yani bu zahirdir. Yani bunun içerisinde bunun meratiplerini bulmak. Sahibini bulmak. Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayat ama aynı hayattır. Akıl cevheridir. Ruh cevheridir. Nur-u Muhammed'dir ve Esma-i Hüsna'dır. Hakikati aynı zahir içinde görmektir. Cümle ne acayip. Bir daha. Hakikati aynı zahir içinde görmektir. Allah Allah. Çok acayip bir tabir. Hakikati aynı zahir içinde bulmak. Hakikati. Yani bunu meydana getiren hakikat burada görmek. Bundan başka bir yere gitmek için, bunun hakikatini anlamak için bundan başka bir yere git diyorsun. Değil. Bunun hakikatini bunda görmek. Masayı yapan ustayı iş başında görmek gibi. Gibi. Bir de görmek demiyorum. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Suyun sahibini suda bulmak. O zaman her şey birbirine üst üste bindirilmiş. Sanki orada da sen yeni buluyorsun, yeni fark ediyorsun. Evet. Zaten oradaydı. Zaten oradaydı. İkincisi, çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Kaçta keselim? Savrumuz. Ki bu bitin okuyayım kesin değil mi? Çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehli velayet çendan fenai nefse muvaffak olurlar. Nefsi emmari öldürürler. Yine sahabe yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye
ve tatil edildiğinden sohbetle. İki şeyle tanı. Bir tanesi nübüvvetteki veraset, iki nübüvvetteki sohbetle. Sahabelerin nefisleri tatil edildiğinden, sahabelerin nefisleri teskiye ve tatil edildiğinden, devre dışı yapmıyorlar, aslı vazifesine istihdam ediliyor nefis. Sanki kesafetten letafete. Evet, aynı şey. Yani Allah Resulü dedi ya, benim nefsim iman etti şeytanım. Nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire ile ubudiyetin envana ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazardırlar. Fenai nefisten sonra ubudiyeti evliya vesatet peyda eder. Yani nefsini öldürmüşse o evliya asit, bundan sonra terakkisi duruyor. Ne yapıyor? Basitleşiyor. Bir tarafa eksiliyor. Basit derken bu o sokak tabiri değil. Artık standart oluyor. Adiyata giriyor. Adi. Adi yani adi derken sıradanlık oluyor. Yani geldiği makam sabit kalıyor. Nefis öldü çünkü onu başka yere taşıyacak bir şey yok. Nefis bitmiş. Nefis onun için bu noktadan çok harikadır. Seni taşıyandır. Mesela sana yeme içme iki zayık o zaman ne yapıyor? Esma'nın birçok şeylerini hissedemiyor. Evet. Hissedemiyor. Peki. Burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selavâtum.